Hocam benim makas çatlağım var. Buna iğne yaptırdım. İğneyle rahatladı. Sizce bu iğne sonrasında tekrarlar mı? Şimdi öncelikle burada makas çatlağı durumunda botoks adını verdiğimiz iğne tedavisini tabii ki uzun yıllardan beri uyguluyoruz. Ancak şimdi tabii buradaki makas çatlağının akut yani kısa sürede mi oluşmuş yoksa kronik yani yıllardan beri mi olduğu önemli. Akut makas çatlaklarında bir botoks tedavisiyle veya basit kremlerle destek tedavileriyle başarı oranı %90'ın üzerindedir. Ancak kronikleşmiş makas çatlaklarında botoks ile sadece geçici yani günü kurtarıcı rahatlama sağlanır. Ha bu bir ameliyata hazırlık aşaması olabilir. Bu işte hasta örnek pandemi sebebiyle hastaneye girmeye korkuyordur filan böyle bir sebep olabilir. Bu hasta ameliyatı kaldıramayacak düzeyde ağır hastalıkları olabilir. Bu hasta ameliyattan çok korkuyordur. Bu sebeple olabilir. Yani bu liste uzar gider. Hani bu tür olağan dışı nedenler sebebiyle geçici sebeplerle botoks tedavisi tabii ki yapılabilir. Ama kronik makas çatlağını ben botoksa size kesin iyileştiririm. Böyle bir gerçek zaten yoktur. Yani bu hayalden öte bir şey değildir. Uygun şekilde tedavi edilmesi gerekir. Uygun tedavi edildiğinde de hastalar bunlardan, bu tedavilerden çok fayda görürler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece ve sadece kabızlık, dışkılama zorluğu, makat hastalıklarının gerek ameliyatsız gerek ameliyatlı tedavilerini gerçekleştiren ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.